Merhabalar değerli televizyonun çok değerli dinleyenleri, seyircileri. Bugün Sohbet adında programında hakikaten çok tatlı bir sohbet ediyoruz. Çok hoş bir sohbet ediyoruz. Neden? Çünkü burada Gürcistan'dan gelen Karakalpak Türklerinden, Terekeme Türklerinden Nargile Mehte Yuva hanımefendi bizlerle beraber sazıyla, sözüyle, sohbetiyle, o güzel Türkçesiyle hoş bir sohbet, hoş bir böyle buluşma oluyor. Ben çok heyecanlandım. Çok da mutlu oldum. Çünkü Çok sağ olun. denizimizde sizleri gerçekten ağırlamak, konuk etmek çok çok güzel. Sağ olun Bizim efendim. için bir şans. Çünkü siz varlığınızla burada tek gibi kişi gibi gözüküyorsunuz ama 500 bin Karakalpak Türk'ünü temsil ediyorsunuz burada. Evet Değil efendim. mi? Evet. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Öyledir Ve efendim. dünyayı dolaştığınızı ben biliyorum. Lütfen paylaşırsanız seyircilerimizle Evet. gittiğiniz ülkeleri, konserlerden. Evet efendim. Ben 3 senedir senede bir ay Londra'da oluyorum. Evet. Bir ay Londra'da oluyorsunuz. Londra'da oluyorum Niçin efendim. oluyorsunuz Londra'da? Orada Türk festivalında bulunuyorum Sahne efendim. Sahne alıyorsunuz. alıyorum. Bir saat sahne benim oluyor efendim. Yani bir saat sahneyi bana veriyorlar. Evet. Orada türklüğümü, sazımızı tanıtıyoruz Evet. efendim. Kültürümüzü tanıtıyoruz efendim. Yani çok da ben tabii Türkler de var orada ama yani bizim sazımıza o Hayran kalıyorlar ya yani. hayran kalıyorlar. Evet. İngilizler, Evet. Almanlar yani bizim sazımıza öyle şey bakıyorlar ki bunu siz nasıl çalıyorsunuz? Evet. Yani nasıl Evet. beceriyorsunuz? Bu sihirli diye Evet. bazısı eline alıyor. Bu sihirli bir şey diyor. Bundan bu ses nasıl çıkabiliyor Evet. diye. Yani Evet. öyle bir Bir şeyin. de o tabii sizin maharetinize de bağlı. Evet efendim. Sizi Nargile Hanım olarak dinledikten sonra öyle bir duygu oluşur Evet herkeste. Ondan efendim. eminim Oraya ben yani. gittiğim zaman da bir Evet. Allah bana bir başka bir güç veriyor efendim. Evet Yani bir ya. saat Evet. konuşmadan öyle çalıp türkü söylemek sahnede çok zor bir şey ama ben onun üstesinden geldiğim için kendime de bazen şaşırıyorum ki sen becerdin diye bunu. Evet. Buyurun efendim, o zaman yine sizden dinleyelim. Bugün mümkün olduğunca ben Evet efendim, seyircilerimi yine sizinle kendi buluşturayım. türkümden söyleyeyim Buyurun. sizlere. Tabii ki. Terlambala isimli türkü. Çünkü Terlambala bir kuş ismi. Evet. Yani o kuşu da bir insana, bir güzel insana, güzel Evet. duygulu insana benzetmiş şair. Evet. Ve ona derdini anlatmaya çalışıyor. Aa, çok güzel. Evet. Kuşla sohbet ediyor bir Evet anda yani. efendim. Terlamba. Buyurun. Göynar atar lambalam, göynar.
dert bir yandı. Günlü eşksiz bu dünyandı. Günlü eşksiz bu dünyandı. Ney naratan lan babam. Ney naratan lan babam. Ölürem atarla, atarla. Sazınıza, sözünüze, gönlünüze sağlık, dilinize sağlık. Çok hoş bir, yine bir türküdür. Çok hoş, çok güzeldir. Peki biraz önce dediniz ki bu sazı işte 14 yaşında bana hediye ettiler. Peki ustanız kimdi? Kimden öğrendiniz? Bunun eğitimi nasıldı? Nerede başladınız? Evet efendim. Ustam İlgar İmamverdiyev olmuştur efendim. Kendisi Ankara'da oturuyor. Azerbaycan'da oturuyor. Azerbaycanlı kendisi ama Türk'tür, Ankara'da oturuyor. Azerbaycan Türklerindendir. Evet. Ankara'da oturuyor. Hı hı. Orada tar dersi veriyor efendim. Evet. Şu anda çok, orada mı kendisi? Şu anda orada. O zaman buradan selam gönderiyorum buradan kendisine. Buradan selam gönderiyorum hürmetlerinizi kendisine. Hürmetlerinizi iletiyoruz hocamıza. Evet, İlgar İmamverdiyev'tir efendim. Evet, İlgar hocamıza hürmetler. Çok güçlü bir sanatçıdır efendim. Kendisi tar ifaçısıdır. Ama sazı da yani... Muhteşem çalar yani, evet. Muhteşem çalar yani. Evet, onun, evet. Onun gibi saz çalan belki de yoktur. Şimdi efendim, hocamızın ustalığı sizden belli. Çünkü öyle güçlü bir usta yetiştirmiş yok, ki. Yok ben ona... Hayır, onun ustalığı daha büyük. Evet. Yani ustanın ustalığı yetiştirdiği, yerine çok yetiştirdiğiyle değer kazanır. Evet, onun için sizin bu icranız ustamızın ne kadar büyük usta olduğunu bir ifadesi, göstergesi. Aynen. Bir de bizim Borçalı'dan, ustalardan ders aldım efendim. Hı-hı. Yani sevdiğim ustalardan. Kimler vardı ustalardan. İsimler olarak söylerseniz? Termeyhan usta var efendim. Denizli'ye 2 sene beraber geldiğimiz Şahbaz Göyceoğlu var evet, efendim. Evet, Şahbaz Bey'e de buradan selamlar, hürmetler evet. gönderiyoruz. Özledik Şahbaz Bey. Kendisi Rusya'dadır efendim. Evet. Buradan kendisine de selam gönderiyoruz. Beraber sahnede karşılıklı aşıklık çok geleneği yansıttınız. Burada denizde bir seyrettik, tabii dinledik. Tabii efendim, ondan çok şey öğrendim. Evet. Hala da öğreniyorum efendim. Evet. Sağ olsun. Öğrenmenin yaşı yok zaten değil mi Nargül? Öyledir efendim. Siz az önce dediniz ya, dersimi çalıştım geldim diye. Çok hoşuma gitti. Çünkü biz yani bu dünyadan göçene kadar öğreniyoruz efendim. Evet. Beşikten mezara kadar ilim öğrenin buyuruyorum. Tabii şimdi efendim. Peygamber Efendimiz'in de bize bir nasihatidir. Onun için sen kaç yaşında olursa olsun, 100 yaşında da olsa bir şey öğrenmeli o gün. Evet efendim. Tazelemeli beynini, ruhunu, her şeyini. Tabii efendim. Evet, başka oradan ailede saz çalan var mıydı? Ailede saz çalan yok efendim. Benim dedem, dedemin çok güzel sesi olmuş efendim. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Dayımın... Annem taraf Karabağ'dan gelmedir efendim. Evet, Azerbaycan'ın Karabağ'dan, Dağlı Karabağ'dan. Evet, oradan gelmedir. Aha. Babam Türkiye'den efendim. Evet. Dayımın çok güzel sesi olmuş, düğünlere falan gitmiş. Hı-hı. Hala da çok güzel sesi var. Yani orada yaşıyor yani. Yaşıyor evet. O zaman dayınıza da buradan selam gönderelim. Evet efendim, dayıma da selam gönderiyorum. Bu program sizin programınız, onun için herkese rahatlıkla selam evet, gönderebilirsiniz. Efendim. Buradan Nargül aileme hocam. Selam gönderiyorum. Ne kadar güzel, bizden oradan... de selam olsun efendim. Çok sağ olun efendim. Onun sesi güzel yani ses bana annem tarafından geldi efendim. Evet, çok güzel. Çok güzel. Evet. Sazda ustalardan geldi. Bizde bir geldi. Söz var. Evet. Azerbaycan Türklerinde bir söz var. Diğeri Karabağ bülbülleri. Hmm. Karabağ'da yaşayan efendim olan çocuktan başlamış ta yaşlıya kadar sesleri çok güzel olmuş. Onun için Karabağ bülbülleri şimdi diye. Şimdi Nargile hocam Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de böyle bir Güneydoğu Anadolu'muzda Elazığ, Urfa, Diyarbakır ve oradan Kerkük'e uzanan böyle bir kültür, müzik havzası vardır. Hı hı. Bizim burada Ege yöresinde, Teke yöresi, Burdur, Antalya, Denizli arasında bir müzikle ilgili bir böyle kültürel bir bölge vardır, havza vardır. Mesela Trakya'ya gittiğiniz zaman bir kültür havzası, müzik. Karadeniz'de Trabzon'dan Rize'ye kadar böyle bir müzik havzası. Evet. Sizde de Kars'ta, ondan sonra işte Borçalı'da, Azerbaycan'da, Iğdır'da böyle bir müzik havzası var. Evet. Yani sizin sesinizi dinlerken ben Azerbaycan Türklerini dinliyorum. Evet. Iğdır'ı dinliyorum, Kars'ı dinliyorum. Iğdır'ı dinlerken Borçalı'yı dinliyorum, Terekeme'yi dinliyorum. Evet. Böyle bir Kafkas kültürü, bir havzanız var değil mi? Evet efendim. Ya ne kadar güzel. Biz kültürümüzü koruyup
saklamak bizim nenelerimizden, babalarımızdan, yani bize ders verenlerden, bizi böyle yetiştirenlerden öğrendik efendim. Allah razı olsun efendim. Atalarımızdan hepsinden. Allah rahmet eylesin efendim. Onlar olmasa şimdi biz de, bu güç bizde olmazdı efendim. Ama şimdi şu anda siz de atalarınızdan aldığınız bu emaneti sazınızla, sözünüzle sadece Türkiye değil, dünyaya taşıyorsunuz. Dünyaya taşıyoruz efendim. Tebrik ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Yani yolunuz açık olsun. Ömrünüz çok uzun olsun. Ve çok Allah hep size güç, kuvvet versin ki bunları çalın, söyleyin. Amin efendim. Ya. Şimdi buyurun bir daha dinleyelim. Nargile hocam. Peki nargile ne anlamı? Onu da merak efendim, ederler. Nargile Türkiye'de, Türkiye'de nargile dediğim zaman böyle şaşırıp bakıyorlar. Evet. Çünkü gile bizde tane demek. Evet. Nar tanesi anlamında. Tabii. Nargile, nar tanesi. Evet efendim. Onun için yanlış anlamayın. Bu tokurtuldular nargile değil. Yani o nargilenin ismi de o nargileden tabii alınmış. Evet. Yani. Şimdi efendim, günaydınım nar çiçeğim diye şarkı vardı evet bizde. Evet. Yo, çok güzel ifade. Bizde de nargile diye şarkı vardı. Siz de işte buyurun işte. Bir şarkı var efendim. Evet. Belki biliyorsunuzdur. Aha. Çünkü yayılmış bir şarkı. Evet. Atımı bağladım nar ağacına. Evet. Açıldı dolaştı gül ağacına. Evet. Nargile, nargile, evet, nargilesiye, evet, atamın, anamın bir tanesiye. Evet, çok hoş, çok hoş. Buyurun efendim.
qədər ruhuma toxunma, qəlbimə dəymə. Nergin Hocam, bizim tarihimizde, kültürel derinliğimizde baktığımız zaman ozanlarımız birer hocadır. Evet. Yani onlar eğiticidir, psikologdur, onlar felsefecidir, onlar sanatçıdır, müzisyendir, onlar hekimdir, onlar ruha hitap ederler, çok şeylerdir. Yani bir ozan, bir aşık kimliğinde o kadar çok değer taşır ki. Ve bir meclis toplandığı zaman sazıyla, sözüyle, işte biraz önce sizden de dinledik, orada bulunan insanların ruhunu yıkar. Evet, evet. Onların ruhlarını arındırır böyle kirlerden ve insanı kendine getirir. Ve onun için bizde aşık meclisi binlerce yıllık bir geleneği sürdürmüştür. Bektaşi dergahlarında, Alevi cem evlerinde yaşatılmıştır, halen yaşatılmaktadır. Yani Çin'den, Pekin'den başlayın, Ötüken'den başlayın, Altaylardan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan'dan, Anadolu'dan, Balkanlardan, Türk milletin nereye gittiyse sazıyla, sözüyle o ruhunu taşımıştır. Evet. Ruhundaki sevgileri taşımıştır. Evet efendim. Yani sevincini, hüznünü, özlemini, acısını, tasasını, ama yarabbim her şeyi. Onun için sazla göstermiştir. Sazla götürmüştür yani. Bununla beraber getirmiştir. Şimdi sizi dinledikçe hep bu binlerce yıllık geriye götürdünüz bizi. Irmağın kaynağına götürdünüz. Oradan buraya getirdiniz. Ne güzel. Vallahi var olun. Sağ olun. Ne diyeyim ki yani. Sizlerin sayesinde efendim. Sizlerin sevgisinin sayesinde. Evet. Efendim şimdi programımızın sonuna doğru geliyoruz. Sizlere doymak mümkün değil. Saatler boyu dinleriz. Çok sağ olun efendim. Seyircilerimiz de dinler. Ondan da eminim. Bu kalan kısım da sizin olsun. Yine bir hangi türküyü paylaşmayı isterseniz onu paylaşın. Ondan sonra sözlerinizle beraber, evet, mesajlarınızla beraber ve programın olsun bu sürede. Çaradanlar, ay çaradanlar.
istəyəm. Eylə dərdə çarə dağlar. Karvan gedir yol istəyəm, qövr eyləyir yara dağlar. Yani alkışlamaktan başka, teşekkür etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Çok sağ olun. Yani, sizin sevginiz, varlığınız yeter efendim. O kadar muhteşem ki. Var yani mi? Sizi ilk defa dinleyen seyircilerimiz şu anda, ben eminim ki biz daha önce neden Nargile Hanım'ı dinlemedik diyorlardır. Ondan eminim. Hı. Yani bizim kopuzla başlayan, ondan sonra Ortasya'da damburayla, biraz daha geliyoruz Azerbaycan'da tarla, evet. Anadolu'da bağlamayla, sazımızla, curamızla. Bunun adı neydi?
Bir kez daha. Karasaz efendim. Karasaz. Karasazımızla. Kendisi de kara ya böyle. Karasazımızla beraber. Onun için kara olduğu için Karasaz. Karasazımızla. Yani bunların hepsi nedir? Bize Türk milletini anlatıyor. Evet. Onun için diyorlar ki Türk milletini anlamak için türkü dinlemek gerekir. Türküyü dinlemeyen, türküyü sevmeyen Türk milletini anlamaz. Biz türküler de saklıyız. Evet. Biz türkülerle beraber varız. Bizi en güzel türküler anlatır. Evet, Türk milletini türküler anlatır. Sözün başında demiştim, dünyanın başka müzik şinasları bunu dinlediği zaman bunu işte Türkler söylüyor anlamında Türkiye'yi, Türklere ait türkü demişlerdir. Evet, Türkiş. Türkü anlamına geçen. İngiltere'de evet, Türkiş diyorlar. He, buyurun işte. Evet. Biraz önce Londra'ya gittiğinizi söylediniz. Onun dışında başka gittiğiniz ülkeler İngiltere'nin dışında. Başka gittiğim ülke Azerbaycan efendim. Evet. Bu ayın 15'i evet. Sizlerin dualarıyla efendim. İnşallah. İsveç'e gidiyorsunuz. Almanya'ya. Evet. Londra'ya. Çok güzel. Çok güzel. Evet efendim. Oradaki Türk festivallarında kendi yerimizi alacağız. Çok efendim. Çok güzel. Allah razı olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Yani yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Nargile sağ kardeşim. Sağ olun efendim. Yani nar tanesi dediniz değil mi? Nargile. Evet. Nar tanesi. Nar tanesi bir tanedir ama toprağa koyduğunuz zaman olur 1000 tane. Evet efendim. Oradan da 1000 tane. Siz bir tane gözüküyorsanız ama 500.000 terekeme Kara Papak Türk'ünü bütünüyle 300 milyon Türk milletini temsil ediyorsunuz. Evet. Türkçeyi temsil ediyorsunuz. Türkçenin bir rengini, bir güzelliğini burada bize tattırıyorsunuz. Evet. Çünkü Kırgızistan'da Kırgız Türkçesinin tadı, Kazakistan'da Kazak Türkçesinin tadı, efendim Özbekistan'da Özbek Türkçesinin tadı, burada Türkiye Türkçesinin tadı, Balkanlar'da, Almanya'da Türkiye Türkçesinin, Türklerin tadı. Sizin de bugün getirdiğiniz bu sohbet adında soframıza Borçalı'nın Türkçesinin tadını, lezzetini getirdiniz evet, bize. Aynen. Çok muhteşem oldu. Çok Nergil sağ olun, hocam. Var olun efendim. Buyurun, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Siz şimdi sözünü söyleyin de bitirirken Rehani miydi? Sizin bir enstrümantal bir şeyiniz vardı. Bir çalıyordunuz. Böyle. Ruhani düz. Efendim. Ha, Ruhani. Onu ben bir akor değişmem lazım. Evet, tamam, nasıl olur değiştirirsiniz. Tabii çalacağınız Türkiye göre, söze göre akorunuzu düzenlemeniz gerekiyor haliyle. Evet, böylece size Borçalı'dan özgün, oraya ait olan bir ses getireceğiz, bir Türk. Ondan sonra sadece saz eseri olarak dinleteceğiz. Nargile Mehtiyeva hanımefendi bize Borçalı'nın, Terekemen'in, Kara Papağan'ın sazıyla, sesiyle o bölgenin sesini getirecekler efendim.